para kazancımız oldu. Mesela normalde işte bir restorana gitseniz, hani başta söyledim ya, bir otelde kalsanız 120-130 dolar para veriyorsunuz. Ki mesela Los Angeles'ta falan 120-130 dolara, yani zor, yani hakikaten zor. İşte yemek parası falan diyorum ya. Mesela biz markete gidiyorduk. Bu arada söylemek sahip, hep böyle organik marketten alıyorum, yani en pahalısını alıyoruz. Hani yemeğimize dikkat ediyoruz. Sabah işte Harbi'de gidiyoruz, işte alışveriş yapıyoruz, domatesimiz, dinlememiz falan. Zaten freezer'a şöyle söyleyeyim, 3-4 günlük mesela et ve balık sığıyordu. Yani deniz ürünü falan hepsi sığıyor. Alt tarafı da işte 3-4 günde bir falan o da işte bizi ilerliyordu. Yumurtamızdan, peynirimize, kahvaltı malzememize, ekmeğimiz falan her şeyimiz var yani. Sularımız falan, işte içme suyu olarak kullanacağımız su var. O musluklu bidonlar var, onlarla aldık. İşte sabah kahvaltısı bedava, yani bedava derken ya başka yerdeyseniz yani kişi başı en kötü 20 dolar verirsiniz. Bu da size 40 dolar yapar. Zaten gezdiğimiz yerler hep turistik yerler. Yani işte ne bileyim, kahvesini içiyorsun o falan filan derken yani sabah kahvaltısı iki kişi 45-50 dolara gelirsiniz. Yani 40-45 dolara gelirsiniz. Ondan sonra öğlen yemeği, yani işte tabii şimdi rakamlar anlatıyorum ama hani Amerika'da yaşayan ya Kanada'da yaşayan arkadaşlar şey diyebilir, lan abartma 45-50 dolar her gün kahvaltı. Şöyle, kahvaltıda şey değil, bagel de yiyebilirsiniz. Yani bagel kahve de yapabilirsiniz, o da doğru, o da bir şey. Ama her gün bagel kahve de yapmazsınız yani. Bazı gün 15 dolara mal olur kahvaltınız, bazı gün 40 dolara mal olur. Ben şöyle günlük bir hesap çıkarttım mesela arkadaşlar. İşte bazı gün iyi bir yerde yersiniz, bazı gün böyle orta halli bir yerde yersiniz. Bazı gün de mesela ne bileyim, eşinize böyle güzel, haftada bir de güzel bir yemek yemeyiniz lazım yani. Öyle bir şey var. Şimdi biz mesela her gün güzel yemek yiyorduk, her gün. Yani ya balık yiyorduk, ya et yiyorduk, ya işte salmon yiyorduk, ya ne bileyim lüfer diyorum ya. Levrek yiyorum ben, yani çok severim levreyi. Yapmasını da çok iyi beceririm. Bir gün onu yiyorsun, bir gün bunu yiyorsun. Yani kötü yemiyoruz hiç böyle, sebzemiz falan hepsi güzel böyle. Eşim de yemek yapıyor, ben pasta yapıyorum, işte makarna falan da yapıyorum. Öyle geçirdik yani. Ve o çok bize fayda sağladı. Biz çok kar ettik o işten. Yani belki 6'da 1, 5'te 1, belki de 7'de 1 fiyatına getirdik. Bu arada tabii save ettiğimiz parayı da yani birlikte oradan kalan paraları da işte ne bileyim daha çok şey geziyorsunuz, atraksiyonlar harcıyorsunuz falan. Onlar harcıyorsunuz. Güzeldi yani. Kampı biz bu arada kamp 7 kere falan yaptık biz. Bir keresinde pişmanlık yaşadık, onu da söyleyeyim size. Biz bu karavanların bir de küçük modeli var. 14 fit miydi ya? 15 fit miydi? 18 fit olabilir. Yani şimdi çok emin değilim. Çünkü 25 fit olanı 5-6 kere kiraladık. Bir de o küçük namussuzu kiraladık. O küçük namussuzun fiyatı daha pahalı bu arada. İşin ilginç yanı. Çünkü insanlar onu daha çok tercih ediyor böyle çift olarak yapıyorlarsa. Park etmesi biraz daha kolay. Biraz daha böyle ilgi çekmiyor yani şeyde. Mesela bir kere Danya Beach'te miydi? Florida'da. Danya Beach değil yani. Deerfield Beach miydi? Yani bir Florida'da bir yerde Atlantic Avenue diye bir yer var. Çok güzel bir yer yani. Müthiş böyle şeyleri falan. Restoranları harika. Manzarası harika falan. Tam bir Yahudi şeyi, kasabası. 70.000 falan nüfusu var. 68.000 Yahudi yaşıyormuş. Yani öyle bir yer yani. Şimdi benim eşimin babası da Yahudi. Ben onunla bazen böyle şey yapıyorum, şaka yapıyorum. Diyorum ki, senin diyorum bak akrabalarım bunlar diyorum. O diyor ki yok falan. Ne? Cep telefonuna mı bakmıştım, oradan biliyorum yani. 2000 kişi var geri kalan. Onlar da köle, bildiğiniz köle olarak kullanıyorlar ama. Neyse. Çok güzel bir caddeler uzun. Orada arabayı park ettik. Neyse yiyoruz, içiyoruz falan onunla. Ondan sonra polis geldi saat 9-10 gibi. Kapımız açık vardı yani, daha kapatmamışız, uyumamışız da. Bunun böyle bir şehri kapısı var. Telli, sineklikli bir kapısı var. Kapıyı kapatmamıştık. Daha polis geldi. Yani şimdi büyük olduğu için ilgi çekiyor. Polis geldi dedi ki ya ne yapıyorsunuz burada? Dedim iyiyim, siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki ya burayı park edemezsin. Ben iyiyim ama çok iyi bir polis. Beyaz bu, güzel bir. Dedim memur bey, dedim yanlışınız var, park edebilirim. Yok dedi, şey dedi, şehrin dedi şeyleri var. Kuralları var dedi, burayı park edemezsiniz. Ya dedim, ben dedim gelmeden önce baktım dedim şeyinize. Sizin dedim o kantiye. Dedim 25 fite kadar dedim park edebiliyorum. Dedim park yerine. Bakın dedim bu alet de 25 fit. O zaman dedi ki bana şeyi göstersin. Arabanın bir belgesi var, araba
25 fit mi diye gösteriyorsunuz. Çıkardım gösterdim, baktı dedi ki güzel dedi. Dedi ki şey ne yapıyorsun dedim, zaten bir şey söyleyeyim dedim, memnun dedim, eğer yasak olsa da dedim biz dedim buna gidemeyiz. Niye? Dedim eşimle ben de çok içtik dedim. İyi dedi ya, iyi akşamlar dedi, gitti adam. Şeye bizi bıraktı. Bir kere de öyle bir alkol yüzünden başka bir yerde, yasak olan bir yerde de gene bizi ses çıkarmamışlar. Dediler ki tamam kalın hadi bu akşam. Ama ertesi gün dediler burada park etmeyin. Tamam bizden. O küçük olan hiç ilgi çekmiyor. Çünkü araba gibi bir şey. Yani arabadan biraz hallice. Ama yatmak bir işkence onda. Neden? Çünkü küçük olduğu için yatma yerini o tepeye koymuşlar. Hani bahsetmiştim ya 5 kişilik olanda 2 kişinin kaldığı yer. Ufak olan yer. Biraz şey klostrofobik bir yer. Yani bir de çok sıcaktı bizim şey yaptığımızda, kiraladığımızda. Florida dedik onu kiraladığımızda. İnanılmaz nem falan oluyor. Gece böyle bayağı bir sıkıntı çekiyorduk yani. Dedim ki sonra bir daha bunu kiralamam. Hatta o tatilde işte böyle garip bir şey var. Florida'nın garip bir böceği var. Biz mesela iki erkek, bir arkadaşlarımız daha vardı yanımızda. Bilmiyorum bizim bacaklarımızda kıllar var ondan falan mı? Bizi yapmamış bir şey o dediğim şey sinek. O Florida'nın kendi bir sineği. Eşimle de diğer arkadaşın eşine bayağı şey oldu, musallat oldular. O tatildeydi. Yani o tatilde pek hoşumuza gitmedi. Böyle tahta kurusu gibi bir şey dediğim şey. Böcek. Neyse. Kivesi de gittik onda. Mesela çok şey oluyor böyle biraz daha göze batmadığı için daha iyi oluyor. Mesela kivesi de 25 fit sokmuyorlar şeye. Şehirde yani sokuyorlar da orada mesela duramazsınız akşamdan. Velhasıl şöyle söyleyeyim. Karavan çok güzel bir şey. Kamp çok güzel bir şey. Hem yeni şeyler öğreniyorsunuz hem böyle biraz daha değişik tipte insanlar tanıyorsunuz. Çünkü oradaki insanlar gerçekten normal sokakta göreceğiniz tipte insanlar değil. Çok değişik tiplerle tanışmıştım. Yabancılarla tanışıyorsunuz bu arada. Yani Fransa'dan gelen de vardı. İşte ne bileyim Almanlarla tanıştık. Onlar mesela paket almışlar. Hani eğer gurbetçiyseniz Avrupa'da bir yerde işte İsviçre'de, Almanya'da falan öyle bir fırsatınız olabilir. Yani o paket olarak alıyorsunuz onu. Karavan da içerisinde geliyor. İşte tanıştığımız aile öyleydi. Öyle çok ucuza gelmişlerdi. Yani uçak bileti, karavan falan. Karavan böyle bedava gelmiş gibi bir şey yani. Anlaşmamışlar, gelmişlerdi. Böyle zevkli bir şey. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Karavanla bir size bir macerama anlatayım. O çok güzeldi yani. O unutamayacağım bir andır. Onu da en son karavan kiraladığımızda yaşadık. Şeydeydi, Arizona'da. Grand Canyon'a gittik arkadaşlar. Ben arzu ederim her insan oğlu orayı bir kere görsün. Çok çok değişik bir şey. Bir dünya mirası, dünya varlığı. Gerçekten görmediğiniz zaman, yani normal gözle görmediğiniz zaman pek kafanızı, hafızalarınızı alacak bir şey değil. Şimdi mesela ben oraya iki kere gitmiştim. Birinci gittiğimde ben dedim bu gerçek olamaz yani. Çizim gibi ya, çok değişik bir şey. Ben renk köyüyüm ama yani kayaların falan rengi çok değişikti yani. Bu insan düşünüyor diyor ki ya tamam büyük falan ama lan büyük diyorsun geçiyorsun ya. Yani kendi gözünüzle gördüğünüz zaman korkuyorsunuz yani, ürkütücü bir büyüklüğü var orada. İşte orada şeye girdik onların karavan şeyi var. Bu arada yüksek bir yer yani, Grand Canyon dediğim yer 3000 metrede falan herhalde. Neyse 3 metre falan yukarıda herhalde. Mesela bende başarısı olmaz normalde, oraya gittiğinde başarısı oluyordu. İlk hani vücut alışana kadar bir kafa ağrısı yapıyordu. Su çok içtiğim için bende pek başarısı olmuyor ama. Neyse. Şimdi orada arkadaşlar kanyonda sabah gece girdik böyle. Oradaki kamp yerine bakıyoruz. Yer yok. Hiç mesela yok. Bir sürü kamp yeri var. Sonra bir tanesi orada bize akıl verdi. Dedi ki ya burada da kamp yeri bulmanız zor. Rezervasyonunuz yoksa. Siz dedi girin dedi. Yani kebap falan filan yerlemeyeceksiniz. Şeye gidin. Tabii öyle demiyor. Kebap yerlemeyeceksiniz demiyor da camping yapmayacaksınız. Manası şu. Yani dışarıda çıkıp ateş yakmayacaksınız. Yemek pişirmeyeceksiniz. Eğer bir böyle bir yani park edip yani dışında yaşamayacaksınız. Bir şey yok. Zaten aletin içerisinde uyuyoruz biz zaten. Yok dedim biz dedim. Yere kamping yapma şey yani şeyimiz yok öyle. O zaman gidip park yerinde yatın. Park yerine bir çektik. Park yerinde zaten böyle yani bir tane park yeri yok. Belki 50 tane park yeri var. Ünite ünite yapmışlar yani değişik yerlere. Parkın içerisinde. Park çok büyük bu arada. Her yer yeşillik, her yer orman ya. Adamlar çok güzel bakıyorlar. Para basıyorlar ama yani.
kampın girişi, kampın derken state parkın girişi 7 dolar mıydı ya? 20 dolar mıydı? 10 dolar mıydı? Yani çok büyük bir para değil kişi başına düşündüğünüz zaman. Ama mesela görüyorsunuz sel gibi insan akıyor içeri. Sel yani. Yığınla. Ve yani kalabalık görünmüyor içerisiniz. Çünkü neden? Çok büyük. Yani onun bir South Rim var. İşte ne bileyim. North Rim var. İçinde bir sürü yollar yapmışlar. Asfaltlar bakımlı falan. Yani her yer güzel yani. Ormanlıklar. Böyle dinlenme yerleri. İşte restoranlar, kafeler. Oteller. State Park'ın içerisinde. Orada mesela bir kadın zannetmiş. Orada yaşıyor. İçinde yaşıyor. Değişik kafalar yani. Daha ayrı bir konu yani. Adam böyle güzel bakıyor ama para da bastırıyor yani. Bu Amerika şeyi çok seviyor. Entertainment konusunu çok seviyor yani. Aslında çok tarihleri yok ama adamlar o olmayan tarihten bile ufacık şeylerden bile böyle bir şey yaratıyorlar. Turizm, atraksiyon yaratıyorlar. Ve orada satıyorsan onu. Mesela işte Empire State'e gidersiniz. Oradan böyle tam böyle inersiniz. İnerken oradan hemen böyle bir gift shop var. Yani şey, hediyelik eşya zaten. Yani çıkmana, ona uğramadan çıkamazsınız. Öyle bir yapmışlar ki çıkışı, onun içinden geçip çıkıyorsunuz yani. Her yerde öyle, Kanada'da da var mesela. Amerika'da böyle atraksiyonların hepsinde o gift shop'a bir kere girersiniz. Onlar mesela ne yapsa, yani işte o neyse, onun böyle şey küçük heykeli olabilir. Ne bileyim, fotoğraflarının kazıldığı kahve kapları, işte camın içerisinde yapılan oymalar, ne bileyim tişörtler, şapkalar, bereler. Yani aklınıza gelebilecek bu yani o temalı ne ürün varsa orada satıyorlar işte. Para kazanıyorlar. Yani şey Çin'de falan yaptırıyorlar. Dolaplara mag yapıyorlar yani. Yani şey magnet yapıyorlar. Yani dolabımıza koyup falan diye. Ve bir arkadaşım var, ismini vermeyeyim. Yani onda böyle bir 150 tane falan magnet vardı. Çoğunu kendi gitmiş, bazılarını arkadaşları gittikleri yana getirmiş. Güzeldi yani, bir serisi vardı. Bu tür şeyler satılıyor yani. Ama o atraksiyonun bir sürü insana para çıkartıyor, ekmek çıkartıyor ve işte bak çoğun ismi de geliyor yani. Yanlış hatırlamıyorsam sadece New York City Türkiye'nin aldığı turistten 20 milyon falan fazla turist mi alıyor? Öyle bir şey var yani. Toplam Türkiye'nin turistinden 20 milyon falan fazla. Yani tamam New York şimdi dünya şehri. Ne bileyim bir sürü şey var. Ben gerçekten New York hiç sevmem ama bak gerçekten New York'un hiç sevecek bir şey yok. Benim gözümde. Yani abartıp söylüyorum size arkadaşlar. New York'ta bedava apartmanım olsa alırım. Evet. Cami alırım. Bedava veriyorsun. Ama içinde oturmayı satarım. Hemen gider başka bir yerde yaşarım. Çünkü New York yaşanacak bir yer değil. Benim gözümde değil yani. Ben şehirleri pek sevmiyorum. Ben köy kafası var bende. İçimde bir köylü var. Köy değil mi? Yani sakin yerleri daha çok seviyorum. New York bir de pis bir yer yani. Şeyde pis. Ama bir de New Yorklulara sor mesela onu. Adam yani çatı çubuğu savunur sana yani New York. Herif Bronx'ta yaşıyordur. Yani böyle İstanbul'un kötü mahalleleri bile Bronx'ın bazı yerlerinden iyiydi yani. Sorsan New York yani ama adam New York'u öve bitiremez. Nerede yaşıyorsun Bronx'ta? Sanki yani. Yani evler bir kere çok eski mesela. İşte hepsi 1925'te yapılmış, 30'da yapılmış falan. Benim kaldığım yer biraz yeniydi benim kaldığım yer. 1953'te falan, 54'te falan. Bu andan büyük ev yani, düşün yani. New York eski bir şehir çünkü eski yerleşim yani. Neyse New York'u boş ver. Ne anlatıyordum ben ya? Yani işte atraksiyon seviyorlar yani böyle. Karavanla da geziyorsunuz yani. Karavan güzel bir şey. Yapın arkadaşlar. Fırsatınız varsa yapın yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Amerika'yı gezmeye gelmek istiyorsanız eğer bence karavan kiralayıp gezin. Karavan kiralamakta şöyle bir handikap var yalnız arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Biz şanslıydık. 6-7 kere kiraladım dedim ya size. Onun verdiği, aynı şirketten kiralıyorum. Onun verdiği bir de böyle bir şey vardı, güven vardı. Çünkü ilk kiraladığımda benim bu karavanın mail başına para veriyorsunuz arkadaşlar. Yani atıyorum 1000 mile yapıyorsunuz. Mile başına kaç sent ya? 40 sent falan da galiba. Yani 1000 mile yaparsanız 400 dolar. Düşünün yani. Planınız mesela ona göre. Fakat benim aldığım sırada %35 indirim vardı.
mail başına. Yani 22 sent miydi ya? 20 sent falan mı? 24 sent ne ödedim ben mail başına? Şimdi her diğer seferinde yaparken telefonda diyorum ki, rezervasyon yaparken ya diyorum hanımefendi diyorum, görüyorsunuz diyorum benim orada ismim var. Daha önce biz diyorum bir kere kiraladık. Onda diyorum bir promosyon vardı. Bu mail başına %25 indirim, onu diyorum bize uygulayabilir misiniz yeniden? Tabii beyefendi diyor, işte veriyor. İkinci, üçüncü, dördüncü de daha böyle hani şey oluyorsunuz artık. Dört kere almışsınız o şirketten. Bir de hiç sıkıntı çıkarmadık biz böyle. Arabayı hep böyle tertemiz getirdik. İçini süpürdük. Bilmiyorum belki de not alıyorlar mı o şekilde. Yani bir customer profile çiziyorlar mı? Hani araba pisti. Bunlar pis getirmişler işte falan. Biz her zaman temizledik. Hatta bir tane neresinde drone'umuzu da bıraktık. Yani adamlara bir de bir 1500-2000 dolarlık malzeme bıraktık. Almıştır birisi neyse. İşte onun verdiği bir güçle yani hiç bir problem yaşamadık, kaza yapmadık falan. Adamlara diyordum ya biraz indirim verin falan, böyle hayvanlıklar yapıyordum. Alıyorduk indirimi. Araba bu arada çok benzin yakıyor arkadaşlar. Şey hanım kullanırken 9 mile falan yapıyorduk. Per gallon yani her galonda 9-8 mile falan. Ben kullanırken 12-13 falan alıyordum ben. Ben çok yavaş kullanıyorum arkadaşlar arabayı. Bunu başka bir videoda anlatacağım size. 12-13 mile falan alıyordum ben şeyde. Per gallon. Yani masrafınızın çoğu benzine gidiyor. Ve şeye, mile'a. Yani mile'i unutmayın arkadaşlar. Mesela alıp da buradan atıyorum Miami'den ben Kaliforniya'ya gideceğim diyorsanız 2700 mile sadece şey parası veriyorsunuz. Bayağı bir para verirsiniz yani 2700 mile. Bu arada bunlar komik bir şeyler var sitelerinde, anons ediyorlar her zaman. Transport yapma, yani mesela işiniz yüzünüz yoksa, böyle bir şeyse, evden çalışıyorsanız, gezmeye de meraklıysanız, mesela orada transportlar var. Diyor ki, işte diyor Denver'dan diyor, Colorado Denver'dan diyor, işte Miami diye götürecek bir şey var, araba. Çünkü yani bunlar filolarını birbirinin arasında değiştiriyorlar. Ya da daha önceki müşteri başka bir arabayı getirmiş oraya bırakmış. Yani bir şekilde bir filo değişikliği var ya da yeni bir arabayı bulmuş bir yere gönderecekler, başka bir yere gönderecekler. Çünkü arabalar custom bir şey, özel yapıyorlar bunları. Neyse, mesela onları alıp götürebiliyorsunuz bedava. Adam sadece diyor, benim arabamı götür. 5 gün veriyorsa mesela ya da 7 gün veriyor. Mesafeye göre değişir. Mesela diyor ki Baltimore'dan, işte Maryland Baltimore'dan Miami'ye getir diyor. Şey aşağı yukarı 1200 mile falan herhalde. 1200 mile. Diyor ki sana 7 gün bedava. 7 gün arabayla gez. İstediğin gibi orada takıl makıl. Şey mile işte hani unlimited yani sana şey veriyorlar. Limitsiz bir mile de veriyorlar. Ama götür arabayı Miami'ye bırak şu gün işte. O günde gidip bırakıyorsunuz arabayı. Öyle de bir tatil yapabiliyorsunuz. Bunu para veren şirketler de var ama bu benim şirket böyle yani benim kiralık şirket öyle bir şey yapmıyordu. Mesela karavan şirketleri var. Adam karavan üretiyor yani. Mercedes şey alıyor mesela, alet alıyor. Oradan bir karavan yapıyor. Bu karavan satılan karavanlar mı yani? Adam bunu kiralamıyor, şey bir şahsa satıyor. Onların da mesela karavan dealerlarına yani karavan galerilerine gönderilmeleri lazım. Kendi arabanıza gidiyorsunuz. Bir adamla karşılaşmıştık. Oradan öğrendim ben de yani çok bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Bu adam söyledi bana, yaşlı bir çift bunlar. Emekli olmuşlar çok. Çoluk çocuk falan büyümüş. Şeyleri vardı. Volkswagen Beetle. Volkswagen'in küçük arabası yok mu? Onlara vardı, kamp yerine karşılaştık. Nerede karşılaştık bunlara? Arizona'da karşılaştık bunlara. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz falan bunlara. Gırgır şamata yaptık. Anam dedim sen ne iş yapın, ne ayaksın? Anladın ki biz de karavanları sürüyoruz. Nasıl oluyor? Dedi mesela bu karavan. Adamda çok güzel bir karavan vardı. Mercedes böyle. Yani bayağı bir mukalla bir 160 bin dolar falanmış yani. Ama içi çok lüksü yani. Bayağı lüksü. Adam dedi ki ben, bu arada adamlar içerisinde yatmıyorlar karavanın. Arabanın içerisinde yatmıyorlardı yani bayağı. Arabanın içerisinde dinleniyorlardı çünkü ben karşılaştığımda. Neyse, adam şey diyor, biz diyor bunu diyor, alıyoruz işte ne bileyim atıyorum şuradan. Emekliyim zaten adam. Oradan diyor karavanı alıyorum diyor, eşimle biniyoruz diyor. Kendi arabalarını arkaya şey yapıyor, bağlıyor karavanın arkasına. Ben diyor biniyorum diyor arabaya diyor. Gidiyoruz diyor, karavanı diyor alıyoruz. Arabayı arkasına takıyoruz. Nereye götürecekse götürüyoruz. Bunun için ne para alıyoruz? Ne kadar? Mail başına işte şu kadar. Mail başına 55 sent. 45 sent. Böyle bir şeydi yani. 1000 mail ise 450 akıyorduk. Ben değil yani. Hem de bedava tatil yapıyorduk.
Neyse. Öyle bir şey de var yani. Araban hakkında. Evet. Benzin Amerika'da ucuz olduğu için çok sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Eğer parayı dolarla kazanıyorsanız tabii. Yani. Para diyor ya. Sen Ahmet abi dolarla mı kazanıyorsun? O da hayır diyor hemen böyle. Aslında onu vermesi gereken cevap şeydi yani. Dolarla mı kazanıyorsun? Valla kayınbabanızın gönderdiği, her ay düzenli gönderdiği bir dolar hesabım var. Eğer ondan bahsediyorsunuz diye diyebilirdi yani. Yandaş, yalaka, Ahmet Hakan. Yani ne kadar adiler ya. Soruları daha önce vermişler. Cevapları belli, soruları belli. Tam hiç sormuyor güzel bir soru. Yani ulan Türkiye'nin 450 milyardan fazla dış borcu var. Kardeşim sen dolarla mı alıyorsun diye bana soruyu sormaktan utanmıyor musun diyemiyor. Neden? Yalaka. Ulan kendinizi yani para için bu kadar satmayın. Ben anlamıyorum. Yiyeceğiniz bir lokma ekmek yani. Bu kadar adi olmayın yani. Neyse. Siyasete girmeyin. Ona ayrı bir video yaparız. Yani benzin ucuz. Ona yani Türkiye'ye geliyorsanız tabii ucuz değil ama Amerika'daysanız, beni Amerika'da izliyorsanız eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız, merakınız varsa yapın arkadaşlar. Çok güzel anılarınız olur. Tabii her insan yapamaz. Bakın şimdi çok yakın bir arkadaşım var. İsmini vermeyeceğim. Mesela o nefret ediyor yani. Yapamaz. İstiyor ki o böyle bütün şeyler elinin altında olsun yani alıştığı hayat tarzı elinin altında olsun. Karavanda yaşamak zor arkadaşlar. Yani onun getirdiği bir takım zorluklar var. Böyle herkes orada duş almaktan hoşlanmaz. Herkes ne bileyim yani bu tuvalet şey atığına yapıyorsun. Karavanla gidiyorsun. Toz toprak oluyor bazen. Bazen ne bileyim çalı çırpı topluyorsun. Ateş yakıyorsun. Yani onu herkes yapamaz. Ben çok şanslıyım. Eşim inanılmaz uyumlu bir insan. Bir de böyle şeyleri çok seviyor. Hiç böyle itiraz etmez yani. O da sevdiği için böyle şeyleri. Gezmeyi de seviyor. O yüzden şey yapmadım. Bizim hiçbir sıkıntımız olmuyordu yani. Ben de çok seviyorum. Ama her insan yapamaz dediğim gibi. Eğer bir kere hani sevip sevmediğinizi anlamanız için bile bir kere yapmanız gerektiği kanaatindeyim. Ya da iki kere yapmanız kanaatindeyim. Şimdi bizim canımız var eğer. Eşim gelebilirse Fransa'dan. Şu anda yasaklar olduğu için gelemiyor. Gelebilirse yeniden dediğim gibi aynı firma Kanada'da var. Aynısını yapacağız bakalım burada. Bakalım ne olacak. Neyse arkadaşlar. 40 dakika video yapmışım ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.